Evet arkadaşlar, bugün size yeşil domatesler hakkında bilgi vereceğim. Görüyorsunuz burada yeşil domateslerimiz var. Şu şekilde. Daha olgunlaşmamış. Yeşil domateslerde zehir var mıdır yok mudur meselesinden bahsedeceğim. Yeşil domateslerde solanin maddesi var arkadaşlar. Bu solanin maddesi de zehirli bir madde. Bu solanin maddesi domateslerin rengi kırmızıya dönerken zararsızlaşan bir madde. Fazla miktarda alınırsa vücutta zehirlenme etkisi yapıyor. Baş ağrısı, mide bulanması, kusma, nefes alma zorluğu gibi etkilere neden olabilmekte. Yani 100 gram yediniz domates, 100 gram yediniz, 25 gram solanin olursa tehlikelidir. Ama endişe etmenize gerek yok. Çünkü yeşil domatesin 100 gramında 9 ile 32 miligram solanin bulunur. Yani bu da demek ki zehirlenmek için 4-5 kilo olgunlaşmamış yeşil domates yemek gerekir. Arkadaşlar, solanin maddesi tam olgunlaşma olunca çok çok aza inmekte. Şurada görüyorsunuz, bakın olgunlaşıyor. Bunlar yeşil. Hemen olgunlaşmadan önce domatesteki solanin maddesi çok azalıyor. Yani 10 kilo bir domates olgunlaşmadan az önce 10 kilo bir domatesin içindeki solanin insan için tehlikeli. Ama insanın bunu tüketmesi tabii ki imkansız gibi bir şey. 10 kilo domatesi. Tam olgunlaşmış domateste de 100 gramında çok çok 1 miligramdan daha az solanin kalıyor. Yani bu da 25-30 kiloya domatesin içinde insan için zararlı bir durum söz konusu. Ama bunlar bu kadar yemek zaten mümkün değil. Yani yeşil domatesin bile bir tanesini zor yersiniz. Şimdi kopartsanız buradan tadı pek de şey değil yani. Yenebilecek şekilde değil. Bu şu fındık büyüklüğünde olan yeşil domateslerde konsantre bir şekilde var. Yoğun bir şekilde solanin. Onları kullanmamak lazım. Yani dediğim gibi bu tehlikeli boyutlara ulaşmak pek de kolay değil açıkçası. Bu şeyi de dikkat etmemiz gerekiyor. Yeşil derken olgunlaşmamış domatesi diyoruz. Çünkü domates çeşitleri çok arkadaşlar. Mesela bizim bildiğimiz klasik kırmızı domates. Olgunlaşınca kırmızı oluyor. Bazıları olgunlaştığında sarı oluyor. Bazıları olgunlaştığında yeşil olanlar da var. Yeşil domatesler. Değişik renklerde olan domatesler de var. Bizim yeşilden kastımız olgunlaşmamış domates. Bu solanin maddesi de suda eriyen bir madde arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Ayrıca vücut tarafından da tamamına yakını atılıyor vücuda alınsa bile. Kaynatılsa, kızartılsa da bu kalabiliyor içinde. Hemen aklınıza tahminimce şey geldi. Yemekleri yapılıyor yeşil domatesin. Turşusu da yapılıyor. Aslında yeşil domatesin içinde çok vücut için çok çok faydalı şeyler var arkadaşlar. Maddeler. Vücut için çok sağlıklı şeyler var. Fakat yani yiyebilirsiniz. Benim şahsi görüşüm. Yani çok fazla yemek o kadar da mümkün değil. Tüketebilirsiniz. Benim şahsi görüşüm. Görüyorsunuz burada. Yan yana durmuşlar. Bir olgunlaşmak üzere olan. Bir de yeşil domates var. Üçü bir arada. Şu durum da var arkadaşlar. Bu bir domates severin domates yediğinden rahatsızlandığı durum da bilinmemekte açıkçası. Görülmemiş bir şey. Ama solanin maddesi tabii ki zehirli bir madde.
dediğim gibi patateste de var. Aynı aileden çünkü bunlar. Domates, patates, patlıcan. Bunlarda da var. Solanın maddesi. Tabii ki yiyip yemeyeceğiniz size kalmış bir şey. Dediğim gibi yeşil domatesin çok büyük faydaları da var vücut için. Bu patateste de solanin var demiştim. Hani bir tarafı yeşil olan patatesleri ve yeşillenmiş patatesleri yemiyoruz arkadaşlar. Onda da solanin var. Biliyorsunuz onu, duymuşsunuzdur. Yeşillenmiş bir tarafı normal mesela, bir tarafı da toprağın dışında kaldığı zaman patatesin orası yeşilleniyor ve solanin maddesi orada yoğunlaşıyor. O patatesler yenmiyor. Bir de çok çimlenmiş patatesleri yemiyoruz. Çünkü fotosentez yapmaya başlıyorlar ve solanin maddesi artıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Yani tabii ki zehirli bir solanin maddesi var, fakat bunun insan için tehlikeli olması için çok çok fazla kilolarca tüketilmesi gerekiyor. Bu şekilde bunları değerlendirebilirsiniz domateslerinizi. Turşu da yapabilirsiniz. Yeşil domateslerinizi yemeğini de yapabilirsiniz. Bir de şeker de bu solanin maddesini etkisiz hale getirebiliyor. Biz tabii ki domatesi pek şekerle kullanmayız. Veya reçel gibi şeyler yapmayız onunla. Genelde tuzla tüketiriz onu veya tuzlu yemeklerimizde kullanırız. Benim bildiğim Japonlar bizim tuz attığımız gibi üzerine şeker atarak da yediklerini duymuştum. Ama gönül rahatlığıyla domateslerinizi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil domatesleri de turşularınızı da yapabilirsiniz. Yani benim kendi şahsi görüşüm öyle. Ben öyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Şurayı yemeklerde kullanırken burayı kesip atıyoruz. Bunun da sebebi gene solanin maddesinden kaynaklanıyor. Burada çünkü birazcık solanin kalabiliyor bu bölgede. Bundan dolayı atılıyor. Şöyle bir durum var ama hobi bahçeciliği yapan insanlar biraz daha olgunlaşması için domatesleri daha çok bekletiyor. O bekleme esnasında buradaki solanin maddesi de kayboluyor. Fakat bu dışarıdan satın aldığımız domatesler biraz daha hızlı bir şekilde olgunlaştığı için, endüstri domatesleri tabii ki. Ondan dolayı o dışarıdan aldığımız domateslerde buraları kesip atmamız gerekiyor. Şu şekilde ben bunları çıkarttım, domatesleri. Burada dediğim gibi solanin maddesi kalıyor. Bu dışarıdan aldıklarımızı kesmemiz lazım şuraları. Solanin maddesini yememek için. Ama bahçedekiler daha uzun sürede kaldıkları için orada olgunlaşıyorlar iyice ve solanin kalmıyor arkadaşlar. Bunları kesmemizin sebebi de bu. Zehirli denmesinin sebebi bunların içinde solanin olması. Bunu da dikkat etmenizi istiyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar.